Tekden Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta. Tarihi güzellikleri, doğal yapısıyla insanı kendine hayran bırakan Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sunar. Efendim, Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeyiz ve ilçe meydanındayız. Metin abimiz yanımızda, ilçe nüfusunu, Kayseri'ye olan uzaklığını, gezilecek yerlerini, meşhur Yeşilhisar yemeklerini Metin abiden öğreneceğiz ve gezintimize de başlayacağız. Yeşilhisar tarihiyle gerçekten insanın gönlünde taht kuran doğal güzellikleri ve tabii ki Rum kiliseleri, Ermeni kiliseleriyle de Kayseri tarihine ışık tutan ender ve nadir ilçelerimizden bir tanesi. Turizm noktasında da Soğanlı Vadisi'yle, Yeşilhisar bebekleriyle gerçekten adından fazlasıyla söz ettiriyor. Metin abi, nasılsın? Teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Soğuk bir hava var Yeşilhisar'da bugün. Yeşilhisar'ın insanı sıcakkanlı olur. Sizin gibi değerli dostlarımızı burada gördükçe, çekim ekibimizi, Kayseri Radar'ı, Kayseri Net'i gurur duyuyor. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. İlçemiz şirin bir ilçe. 16 bin nüfusumuz var köyleriyle beraber. Soğanlı, Erdemli, Başköy gibi, Potomya gibi çok önemli turizm merkezlerimiz var. Açılacak, açılmakta olan. İlçemizde tarihi Osmanlı hamamımız, Eratna döneminden kalma cami kebirimiz, 80-90 yıllık ilk zamanlarda kullanılan adliyemiz gibi çeşitli popülasyonlarımız var. Doğal kayısı, sebze, meyve pazarımız var. Onun için de sizleri buraya gezdirmeye getirdik, tanıtmaya getirdik. Metin abi, Kayseri'ye kaç kilometre uzaklıktayız biz şu an? Burası Kayseri'ye 65 kilometre uzaklıkta. Nasıl geliriz peki? Kayseri'den çıktık, dedi ki ya şu Soğanlı Vadisi'ni bir görelim. Nasıl görürüz? Vallahi navigasyonu açarsınız. Biraz da işin esprisine gidelim. Navigasyonu açtığınız zaman direkt buraya getirir zaten sizi. Kayseri'den çıktığınız zaman hiç sağa sola dönmeden direkt Yeşilhisar'a gelirsiniz. Dümdüz gelirsiniz. Hiç sağa sola dönmeden Soğanlı'ya dönecek yolda 15 kilometre ilçemizin dışında zaten direkt gidersiniz. O zaman Metin abi, gezintimize başlayalım. Hava soğuk, aman fazla üşütmeyelim. Kayısı dedin, Yeşilhisar tava dedin, tahinli dedin. İştahımız kabardı. Şöyle bir başlayalım da hem karnımızı doyuralım hem ilçemizi tanıyalım. Onlardan özellikle bahsetmek istiyorum. Çünkü Yeşilhisar tahinlimiz, patentini alacağız inşallah. Kaymakam Bey'le görüştük. Her yerde tahinli var ama Yeşilhisar'ın ustaları bir ayrı tahinliliği yaparlar. Yeşilhisar'ımızın tavası her yerde var ama Yeşilhisar tavası bir farklı olur. Doğallığıyla, fırınlarının eşsizliğiyle. Zaten burada fırıncılık sektörü en ön saflarda. Ayrıca ilçemizde tarım en ön saflarda. Ay çekirdeği, şeker pancarı, arpa, buğday, son zamanlarda salçalı domates ilçemizde etkinlikleri ve popülasyonu artan ürünlerimiz. Efendim, Yeşilhisar'da gezintimiz tüm hızıyla devam ediyor ve hemen arkamızda tarihi bir konak var. Tepesinde de bir nazar boncuğu var. Bir sırrı var. Bizim ilgimizi çekti. Sizlere de merak uyandıracağını düşünüyoruz. Yanımızda da bulunduğumuz Beyler Yukarı Mahallesi'nin muhtarı Mustafa Muhtarım var. Kendisi bizi karşıladı ve sağ olsun buraya getirdi. Gerçekten turizme elverişli bir nokta aslında. Gelen herkesin bu bölgedeki eski evleri görmesi, tarihe ışık tutması anlamında da oldukça büyük önem arz ediyor. Yeşilhisar tarihi ve doğal güzellikleriyle zaten gönlümüze taht kuran bir ilçemiz. Muhtarım, siz de bizi yine bir tarihin, bir tarihi yapının yanına getirdiniz. Biz neredeyiz şu an? Teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz Kayseri Radar TV olarak memleketimize. Güzel ilimize geldiğiniz için bizler de çok mutluyuz Yeşilhisar'ımıza. Burası Beyler Yukarı Mahalle Muhtarı Mustafa Korkmaz ismim. Burası Beyler Yukarı Mahallesi Kocatepe Sokak. Burası eski Hamza Paşa. Paşamızın oğlan kardeşinin oğlunun evi. Burası bir konak. Dolayısıyla bu senin vurguladığın gibi yukarısında nazar boncuğu var. Bu nazar boncuğu da çok ilgi çekiyor. Nazar boncuğu çok ilgi çekiyor. İlgi çektiğinden dolayısıyla da
turizmleri tabii buraya çekiyor yani. Değil mi? Turistler gelip burayı görmek tabii, istiyorlar. Buyurduğun gibi geçen de bizim burada 3-4 ay önce de burada güzel bir film çektiler. Çok da güzel bir film oldu. İnşallah ileriki zamanda da tanıtacaklar. Allah nasip ederse bu gibi konaklarımız Yeşilhisar'ımızda çok. Sayın Belediye Başkanımız, Sayın Kaymakamımız ilgileniyor. Allah razı olsun bu gibi şey konaklarımıza. İnşallah daha sonra daha bir konağımız var aşağıda, adliyemiz olan. Yeşilhisar'ın ilk adliyesi olan konağımız. Oraya da inşallah bakarsak mutlu oluruz yani. Tabii ki gezmeye devam ediyoruz efendim. Yolunuz düşerse dedim ya, bu tarihi yapıyı ilk günkü gibi olduğu şekliyle korunan tarihi yapıyı görmenizi tavsiye ediyoruz. Muhtarımın da söylediği gibi yalnızca bu değil, Yeşilhisar'da göreceğiniz onlarca konak, yüzlerce kilise ve belki de tarihe ışık tutacak binlerce nesne sizi bekliyor. Evet, şu anda Yeşilhisar ilçesinin ilk adliye binasının önündeyiz. Efendim yukarıdaki tarihten de 1939 yılında yapıldığını anlıyoruz. Muhtarımız var yine yanımızda ve ilk adliyeyi bize anlatacak. Kültür Turizm Bakanlığı'nın ve müdürlüğünün de girişimleriyle inşallah kısa bir süre içerisinde restorasyon bekleniyor, başlayacak ve turizme kazandırılacak. Yolunuz Yeşilhisar'a düşerse ilk adliyeyi adaletin, mülkün temeli olduğu yıllarda, Cumhuriyetimizin ilk yıllarındaki adalet dağıtan kurumlarımızı görmenizi tavsiye ediyoruz diyorum ve muhtarım neredeyiz şu anda? Şu anda Beylerhisar Mahallesi Ceylan Sokak'ta bulunuyoruz. Burası Yeşilhisar'ımızın ilk adliyesi. 1939'da yapılmış. Hacı Mehmet Said Adıgüzel amcaya ait burası. Fakat atıl vaziyette. Kayseri Turizm Müdürlüğü'ne de müracaat ettik ama bir türlü bir onarım yapıp da turizme kazandıramadık. Dolayısıyla sizin vasıtanızla da inşallah böyle izlerlerse, Sayın Kültür Bakanımız da bunun üzerinde olmak şartıyla inşallah bu binamızı canlandırırız. Yeşilhisar'ımıza kültür turizm olarak açmış oluruz. Sizlere teşekkür ederim. İnşallah diyelim efendim. İlk günkü doku korunmaya çalışılıyor. Şöyle demir parmaklıkların ardında içeriye baktığımızda iç kısmının tamamen harabe halinde olduğunu görüyoruz. Artık bakımsızlıktan bu halde ve işte dönemin şartlarını yansıtan camsız, penceresiz, sadece demirden kaplı şeyler ve bir tane demir kapı. Aslında bu bina Cumhuriyet'in de bu ülkenin de ne büyük zorluklarla kurtarıldığını ve kurulduğunu bir kez daha bizlerin gözlerinin önüne seriyor. Ve baktığımızda bir cumhuriyet bu şekilde kurularak çok şükür günümüze kadar ulaşmış. O dönemin mirasını ve tabii ki bundan sonraki tüm kültür mirasını korumak bizlerin en büyük görevlerinden bir tanesi. Efendim Yeşilhisar'ın tarihi Cami-i Kebir Camisi'nin içerisindeyiz. 1348 yılında inşa edilen ve yaklaşık 700 yıldır hala dimdik ayakta olan bu cami, vatandaşların hizmetinde ilk günkü tarihi yapı korunmak suretiyle de muhafaza edilmiş. Cami eski ama işte hocası oldukça yeni, oldukça genç bir isim. Kendisi camideki cemaate ve buraya gelen vatandaşlara hizmet etmeye devam ediyor. Yanımızda Mustafa hocamız var. Hocam merhaba, şu anda Yeşilhisar'ın tarihi Cami-i Kebir Camisi'nin içerisindeyiz. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle hoş geldiniz diyelim buradan. Cami-i Kebir Camii'ne, Yeşilhisar'ımızın Güzeyde Camii'sine hoş geldiniz. Camimiz 1348 yılında Eretna Devleti Lideri, 1. Hükümdarı Alaaddin Eretna tarafından inşa edilmiştir. Camimiz 1348 kişi kapasiteli, kadınlar bölümüyle birlikte. Efendime söyleyeyim, 750 metrekare iç alanına müteakip camimiz Selçuklu mimarilerinin Güzide camilerinden. Camimiz belli tahribatlarından dolayı belli zamanlarda iki defa sanırım olmak üzere tadilata uğramıştır. En son hali bu şekliyle beraber inşallah bizler de muhafaza etmeye gayret edeceğiz diyelim. Hocam sütunlar dedik, ilk günkü doğallığıyla, güzelliğiyle korunuyor. Bir tanesi de sizin, bir tanesi de benim arkamda. Caminin bir özelliği 12 ayı temsil ediyor, evet, herhalde. Aynen. Onu da hatırlatalım. Camimizin 12 adet sütunu bulunmakta. Bu sütunların her biri yılın 12 ayını temsil etmekte. Bu da bir dipnot olarak düşelim bunda. Efendim eğer yolunuz Yeşilhisar'a düşerse tarihi yapıyı, bu caminin havasını teneffüs etmek isterseniz mutlaka ama mutlaka Eretna Devleti döneminde yapılan Cami-i Kebir Camii siz değerli misafirleri için kapılarını açıyor. İbadetlerinizi de gerçekleştirebilirsiniz. Gelip bu tarihi yapıyı, tarihi dokuyu da yerinde ziyaret edebilirsiniz. Şu
Şu anda tarihi hamamın önündeyiz Yeşilhisar'da ve Osmanlı döneminden kalma bu hamam 17. yüzyılın sonları 18. yüzyılın başlarında yapıldığı tahmin ediliyor. Şu anda günümüzde kullanılmıyor fakat geçmiş yıllarda Osmanlı döneminde insanlar içinde temizlenmek ve yıkanmak için kullanmış. Günümüzde de İl Kültür Müdürlüğü tarafından yine koruma altındaki hamamlardan bir tanesi, tamamı taş yapılardan oluşuyor efendim. İçinde de doğal ve kesme taşlar kullanılıyor. Hamam şu anda ilk günkü gibi tüm haşmetiyle ayakta, sadece biraz bakıma, biraz restorasyona herhalde ihtiyaç var içeride. İç kısma geçemedik ama dışarıdan taşlardan görüyorsunuz oldukça sağlam bir yapı. Eğer yolunuz Yeşilhisar'a düşerse bu tarihi dokuyu mutlaka ama mutlaka görün diye de ekleyelim. Efendim, Yeşilhisar denildiği zaman akla gelen lezzetlerden bir tanesi hiç kuşkusuz ki dumanı üstünde, susamı üstünde sıcacık tahinliler ve yanımızda da Ali ustamız var. Fırın arkamızda yanıyor. Gürül gürül dumanı da burada çıkıyor. Odun ateşi şöyle sıcağı bulmuşken biraz buraya doğru yaklaşalım dedik. Şöyle gel ustam, kameraman arkadaşımdan da rica edeyim şöyle. Hamurlar önümüzde açıldı. Biraz sonra Ali usta bu lezzetli tahinlerin içini dolduracak ve fırına gönderecek. Bol bol tahinledim maşallah. Şimdi bunu... Şimdi şekerlisini yapıyoruz. Tatlı mı oluyor? Evet, tatlı oluyor. Daha mı lezzetli, daha mı güzel? Tabii, genelde böyle seviyorlar. Efendim şunu söyleyelim, Yeşilhisar'a yolunuz düşerse Ali ustayı mutlaka bulun. İnanın malzemeden hiç kaçmıyor. Görüyorsunuz hamura koyduğu tahin taşarak tezgahı da doldurmuş durumda. Yeşilhisar'ın eşsiz lezzetlerini bizlere sunuyor. Biraz sonra da şekerini dökecek. Evet. Dökelim ustam. Dökelim ustam maşallah. Şeker tahinle buluşuyor ve işte biraz sonra da eşsiz bir lezzet olarak gelecek. Bunun her yörenin farklı bir yapılışı var. Bizimki bu şekilde dedi. İşte şekerle tahini hamurun üstünde adeta dans ettiriyor, öyle diyebiliriz ve akabinde ise hamuru birbirine harmanlıyor. Birbirine biraz daha katıyor. Yoğurma işlemini gerçekleştiriyor. Son şekli de burada görmüş olduğunuz gibi katman katman bir tahinli oluyor. Tabii katlamadan evvel biraz daha tahin ekliyor. Daha yoğun bir tahin tadını elde etmek için. Efendim Ali ustamızın hünerli elleriyle hamur ve tahin buluştu. Deyim yerinde ise bir bulamaç oldu. Akabinde ise bir sanatçı gibi bu hamura ve tahine şekil verdi. Son olarak üzerine susamını attık ve alüminyum folyonun üzerinde odun fırınına şimdi bunu göndereceğiz. Usta kaç dakika pişecek? Bu 5 dakikada pişer. 5 dakikada pişecek. Daha sonra da sıcacık bir lezzeti. Efendim işte görüyorsunuz, sıcak sıcak tahinlilerimiz fırından daha yeni çıktı. Şekerli tahinli ve sade tahinli Ali ustamızın elleriyle az evvel fırına vermiştik. 10 dakika kadar bekledi herhalde. Şimdi de pişti. Usta neler söylemek istersin? Valla mükemmel oldu. Yiyebilirsiniz. Tadına bakalım mı? Tadına bakabilirsiniz. Hangisi şekerliydi? Şu şekerli, bu sade. Şekerlinin tadına bakalım mı? Tabii. Şöyle ortaya alalım. Efendim Yeşilhisar'a yolunuz düşerse mutlaka ama mutlaka Ali Usta'nın tayinlisini tadın. Ali Usta'nın tayinlisini yiyin diyoruz. Tabii ki doğal lezzetler, köy lezzetleri ve Yeşilhisar'ın verimli topraklarında yetişen eşsiz meyvelerinde, sebzelerinde kuru halini Yeşilhisar'ın girişinde bulabilirsiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Renk renk, desen desen meyveleri burada kurutmuşsunuz. Şöyle elma herhalde. Tadına bakalım. Siz de buradaki neler satıyorsunuz, hangi ürünler var? Buradaki ürünlerin hepsi kendi kurularımız, kendi ürettiğimiz ürünlerin kuruları. Sezonda yaş meyve olarak, kışınsa kuru olarak vatandaşların hizmetine sunuyoruz. Bölgede meşhur kayısımız var, şekerparemiz, kayısı çeşitlerimiz çok, gene elma çeşitlerimiz çok. Bunların aynı şekilde kuruları da bu sezonda kurularını sunuyoruz. Hepsi Yeşilhisar'ın kendi ürünleri. Aynen. Hepsi Yeşilhisar'ın kendi ürünleri. Kendimiz üretiyoruz, kendimiz kurutuyoruz. Tamamen doğal, gün kurusu hepsi de. Neler var? Şurada kayısılar var herhalde. Şekerpare kurumuz var, elma kurularımız var, erik kurularımız var. Bu çeşitir. Nedir? Badem, Yeşilhisar'ın o eski bademlerinden. Eski badem. Güzel, yağlı bir badem. Nasıl yiyoruz bunu? Böyle yemiyoruz. Tek sorunu kırmak. şu an yeni nesil bademlerden değil, kalın kabuk olduğu için kırması biraz zordur ama lezzetli bir bademdir. Burada gene elmalar var herhalde. Kabuksuz elmalar var, kabuklu elmalar var. Gene burada sarı erik kurusu var. Bölgede çok meşhurdur sarı eriğimiz. Mürdüm eriğinin kurusu var, mayhoş eriklerimiz var. Domates. Domates kurusu.
Son dönemde Yeşilhisar'da artık çok kurutulmaya başladı. Sabah şöyle kahvaltıda biraz zeytinyağı, kekik, kendini bıraksın ekmeğimizi bana alın aynen, değil mi? Aynen. Yemeklerde, salatalarda dediğim gibi son dönemde domates kurutuyoruz, kendimiz kurutuyoruz. Bölgenin toprağından çok lezzetli oluyor ürünlerimiz, sebzelerimiz, meyvelerimiz. Herkesi bekleriz. Yolu Yeşilhisar yolundan geçen herkes bu eşsiz lezzetlere burada ulaşabilir efendim. Ben de sizler için elma kurularının tadına bakıyorum. Aşağı yukarı bir kasada elma kurusu yedim. Afiyet olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten doğal, güzel, şekersiz ve dalından, tarlasından ürünleri Yeşilhisar'da bulabilirsiniz. Yolunuz düşerse bekleniyorsunuz. Tekden Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta. Tarihi yapısı ve doğal güzellikleriyle gönlümüzde taht kuran Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinden seslendi. Efendim önümüzdeki hafta yeniden gezilecek ve görülecek bir yerde karşınızda oluncaya dek hoşça kalın, sağlıklı kalın, esen kalın. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sundu.